Peki hocam, dürtü kontrol bozukluğunun genetik bir yatkınlığı var mıdır ya da genetik geçişli midir? Evet, dürtüsellikte özellikle sonunu düşünmeden hareket etme, davranışlarını hemen ortaya koyma, bazen sözel dürtüsellik dediğimiz düşünmeden konuşma, düşünmeden düşüncelerini dışa yansıtma, sonuçlarını düşünmeden karşı tarafı kırma, dökme sözel olarak veya bunun davranış şekline bakabiliriz. Aşırı sinirlenme, hemen şiddete başvurma, davranışlarını denetleyememe, biraz böyle tez canlılık, acelecilik, sabırsızlık. Yani hiperaktivitede dürtüsellik biraz daha sık gözüküyor. Yani hiperaktivite ile dürtüsellik bir arada gözükme ihtimali oldukça fazla. O yüzden bunun genetik boyutları daha çok hiperaktif insanlarda söz konusu oluyor. Daha sonraki aşamada bu kişiler eğer kendi davranışlarını denetleme, kontrol etme şeklinde bir yeti kazanırsa dürtüsellik çok fazla problem oluşturmuyor. Özellikle 12 yaşına doğru ciddi bir denetim sağlanabiliyor. Ama şu bir gerçek, dürtü kontrol bozukluklarda aynen diğer hastalıklar gibi bazı genetik hassasiyetler ve genetik yatkınlıklar